Cep telefonları için mucize batarya Deji. Az önce mu? sunar. Az önce konuştuğumu hoş geldiniz. Yine bir salı akşamı canlı yayına karşınızdayız. Sevgili seyirciler 53 yıl birçok insanın ömrüne eşdeğer 53 yılı önümüzdeki sene itibariyle 53. yılına girecek bir gazetecilik hikayesi. Ve bu öyle bir gazetecilik hikayesi ki 53 yılın tamamında haberin tam merkezinde, haberin tam içinde, haber neredeyse o orada. Bugün benim açımdan galiba kendi gazetecilik kariyerimin en zor programını yapacağım. Çünkü benim mesleğimin şu anki zirvesini konuk ediyorum. Uğur abi hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Candaş. Fırtına gibi başladın. Bakalım nasıl ayak uyduracağız bu tempoya. <laughs> Estağfurullah. Biz size ayak uydurabiliriz ancak bu sefer riske atmadım. Ben genelde kravat takamıyorum. Takmayı çok sevmiyorum. Ama en son Oğuzhan'ın programında düştüğümüz durumdan sonra Estağfurullah. beni bir daha kimse sizin yanınızda kravatsız gezdiremez abi. 53 yıl dedin de Müjdat'ın sahne, Müjdat Gezen'in sahne hayatı benden eski. O çocuk denecek bir yaşta <laughs> başlamış. Dolayısıyla bizim yurt dışına çıkışımız şu anda yasak. Ancak Kültür Bakanlığı'nın izniyle yurt dışına çıkıyoruz. Tarihi eserlerin <gülüyor> <gülüyor> bir yerden bir yere gitmesi. Ben <gülüyor> de <gülüyor> yeni <gülüyor> bir mahkeme <laughs> mi var? Yurt dışı İznine çıkıyor, izni mi geldi yoktur. diye bakıyorum izni. <laughs> <laughs> Nasılsınız abi? Her şey yolunda mı? Çok şükür. Çok şükür. 53 yıl tabii yani bu sürenin bir abi bir sırrı nedir diye sorsam muhakkak tek bir şey söylenemez. Ama e, sizin açınızdan geriye dönüp baktığınız zaman 53 yıldır Uğur Dündar adının böyle parıl parıl parlıyor olması, ülkenin en çok güvendiği insanlar listesinde adınızın en tepede çıkıyor olması. Gazetecilik mesleği ki birazdan konuşacağız. Yani mesleğimizin cenaze namazı kılınıyor artık o noktaya geldi. Buna rağmen gazeteci dendiğinde herkesin aklına ilk sizin isminizin geliyor olmasının sırrı ne? E, vallahi insanların canını sıkmak, üzmek istemem ama e, çok ağır bir bedel ödemek gerekiyor. Bu adı devam ettirebilmek, tertemiz bir şekilde sürdürebilmek ve çocuklarımıza şerefli, onurlu bir soyadı bırakabilmek hakikaten çok büyük özveriyi gerektiriyor. Adeta cendere içinde geçmiş bir hayat olarak tanımlayabiliriz ama buna rağmen e, pişman mısın dersen, yani sıkıldın mı dersen, hayır derim. Ben hayata bin defa yeniden gelmek mümkün olsa, bininde de aynı Uğur Dündar olmak isterim. Abi siz nasıl gazeteci oldunuz? Ben e, hukuk fakültesini de kazanmıştım. Başka kazandığım fakülteler de vardı. E, lise yıllarında, işte böyle halkın avukatı olarak tanımlayabileceğimiz, zordaki insanların Hukuken yardımına koşan e, bir e, hukuk adamı olmayı çok e, düşünüyordum ve hocalarım da e, bunu destekliyorlardı. Kompozisyonum, belagatım fena olmadığı için e, başarılı olabileceğimi söylemişlerdi. Önce hukuk fakültesine kaydımı yaptırdım. Fakat o sırada bir film seyrettim. Bir gazetecinin hayatıyla ilgili. Yıl kaç abi? E, 1960 <laughs> yani arkeolojik bir <laughs> Kazı yaptıracaksın bana şimdi. <laughs> 60'lı yılların işte başlangıcı diyelim. Aa dedim işte benim mesleğim bu gazetecilik. Ee, hukukla da çok uzak değil. İkisinde de soruşturma var, sorgulama var. Haklı olanın e, hakkını teslim etmek var. Ee, ezilenlerin yanında olmak var. Ee, dolayısıyla e, ben gazeteciliğin e, benim için daha uygun olduğunu düşündüm ve nasıl başladınız? Ya, nerede başladınız? İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'ne kaydımı yaptırdım. Öğretmenlerimiz çok değerli, unutulmaz isimlerdi. Örneğin e, daha sonra şehit edilen Abdi İpekçi. Abdi Bey bir gün hatta ben çok büyük bir ilgiyle dinliyorum derslerini. Ön sırada oturuyorum, notlar alıyorum, e, sorular soruyorum. Beni çağırdı yanına bir teneffüste. Bak Uğur dedi, bu sınıftan üç tane gazeteci çıkacaksa mutlaka biri sen olacaksın dedi. Çıktı mı iki tane daha? Çıktı. Kim var? Doğan Eper hmm. çıktı, Şadan Yolaşan çıktı. Ee, dolayısıyla e, muazzam bir öngörüde bulunmuştu Abdi Bey. Ama bana iş veremedi mesela Milliyet hmm. gazetesinde. Neden? Kadro dolu dedi. Bir süre. Evet, evet. Uğur'dan da kadro dolu dedi? Evet. Yani? Bir süre. Bir süre e, stajyer olarak ücret almadan çalışmamı önerdi. Ben de dedim ki ben yedek subaylığımı yaptım, askerliğimi yaptım. 24 ay yaptım hem de. Ee, babam emekli bir e, devlet memuru, dolayısıyla değil, aileme zaten. evet emekli başkomiser. Ee, aileme yük olmak istemem ee, dedim. Üstelik siz benim çok başarılı olacağımı söylüyordunuz ve ben bu motivasyonla huzurunuza geldim. Askerde de unutmasın beni diye hep tebrikler, <laughs> bayram mesajları falan gönderdim. Ee, maalesef dedi kadromuz çok şişkin dedi biliyorum sen çok iyi bir gazeteci olacaksın ama şu anda almam mümkün değil dedi ben de bekledim radyo sınavları çıktı radyo sınavlarına girdik çok büyük başarıyla kazandım radyo prodüktörlüğü kursuna devam ederken Ankara'dan geldiler dediler ki televizyon için aday arıyoruz yapımcı adayı arıyoruz var mı gelmek isteyen ben hemen elimi kaldırdım ama o ana kadar televizyon nedir Ekran nedir? En ufak bir bilgimiz yok. Çünkü Türkiye'de televizyon yok. <laughs> Ankara'ya gittik. Televizyonla tanıştık. İşte tanıştık. İlk Öyle büyük günlere kadar geldik. İlk büyük haberiniz? İlk büyük haberim şuydu. E, ve ilk iftiraya hedef olduğum haber oydu. Kaş'ta gazete ilanlarıyla arazi satılıyor Antalya Kaş'ta. İlana baktığında deniz kıyısı gibi gözüküyor arsalar. Ve özellikle yurt dışında çalışan işçilerimize yönelik bir pazarlama. Fakat aslında dağın tepesi, kayalıkların tepesi biliyorsun Kaş'ı. Kaş böyle dik, yalçın kayalıklarla deniz kıyısına inilen bir yöredir. Ben gittim. Deniz kıyısı gibi gösterilen e, o arsaları buldum ve deniz kıyısına o arsadan ne kadar sürede inilebileceğini gösterebilmek için işte dağcı gibi kayalara tutunarak, iple sarkarak falan sabah yola çıktım. Ancak öğlenleyin deniz kıyısına varabildim, ayakkabılarım parçalanmıştı, elbisem e, yırtılmıştı, pantolonum yırtılmıştı. Bunu TRT'de yayınladım. O zamanın ünlü gazetelerinden, çok satan gazetelerinden birinde ünlü bir köşenin sahibi dedi ki Uğur Dündar Antalya'daki arazileri para etsin diye dürüst insanların <laughs> arsalarını karaladı. Kötü gösterdi. Amaç kendi arsalarına işte müşteri çekmekti gibi bir iftira. O tarihte benim ne Antalya'da ne Türkiye'nin herhangi bir yerinde ne bir arazim bir santimetre kare dahi toprağım yoktu. O zaman anladım ki bu işi yaparken çok saldırıya uğrayacağız. BBC'deki hocam da şöyle demişti bana seni çok çekiştirecekler dedikodunu yapacaklar karalamaya gayret edecekler eğer bunları duyarsan sakın pes etme. Tam tersine eğer seni çekiştirmezlerse, eğer seni konuşmazlarsa, senin hakkında dedikodu üretmezlerse o zaman e, dur ve düşün. Çünkü artık kayda değer bir şey yapamıyorsun demektir dedi. O benim kulağıma küpü oldu. Sonra da bunlarla mücadele etmek benim için adeta bir spor haline geldi. Bazen görüyorum Twitter'da <laughs> yazdığı şeyler evet. falan. Çok komik. Evet. Uğur abi ama soğuk oluktur değil mi? Esas Uğur Aa, Dündar tabii, böyle tabii, tüm tabii. Türkiye. Yani Kars'tan Edirne'ye kadar herkesin Uğur Dündar ve gazeteci dediği hikaye. Onu bir anlatayım mı? Abi ne olur anlatın. Şimdi, ve nasıl bir cesaret. Oradan sonra bayağı da başımız belaya girdi galiba değil mi? Anlatacağım şimdi. Tam bir film. Gerilim filmi. Bir unutulmaz daha mı şey Tam bir gerilim filmi. Çekeriz. <laughs> Soğuk oluk aslında bir yeryüzü cennet. İskenderun'dan Belen'e doğru giderken yolun sağ tarafında yüksek tepelerin üzerinde Çam ağaçlarıyla dolu, püfür püfür esen, tam bir güzel yayla, yazlık bir e, yöre. Ama oraya işte oteller, gazinolar yapılmış. O tarihte 30 küsür otel ve gazino vardı. Ve tamamıyla e, küçük yaştaki kızların, e, Jockey tabir edilen lüks araçlarla İstanbul'un varoşlarında dolaşan, ve yaşı küçük kızları evlenme vaadiyle kandırdıktan sonra aynı Türk filmlerindeki gibi meşrubatlarına işte uyku ilacı kattıktan ve onları uyuttuktan sonra getirdikleri, kaçırdıkları ve orada zorla, işkenceyle e, Petrodolar e, zenginlerine, genellikle Orta Doğu şehirlerine kızların bekaretlerini teslim ettikleri bir bataklıktı. Öyle bir kanunsuzluk bayrağı ki soğuk olukta çekilmiş ama ipi ucu yani bayrağı göndere çeken ip ta Ankara'ya meclise kadar uzanıyor. Nüfus idaresi <laughs> ayarlanmış, jandarmanın bir bölümü ayarlanmış, ilgili kamu kurumlarının hepsi ayarlanmış, kızların yaşları büyütülüyor, belge çıkartılıyor ve büyük yaştalarmış gibi denetimlerde Herhangi bir e, sıkıntı çıkmadan çalıştırılıyor. Çok böyle ani baskınlar olduğunda da mesela bir otelin resepsiyonun arkasında duvar var. Baktığında duvar ama duvara böyle serçe bir omuz vurduğunda duvar yavaş yavaş dönmeye başlıyor ve baskınlarda kızlar o duvar döndükten sonra arkada oluşan mağaraya, saklanıyorlar. Sonra yer karoları var bir gazinoda. Görünür de karo yani buraları gibi. Zıplıyorsun üstünde bu sefer karo dönmeye başlıyor. Alttan yine bir mağara Bayağı çıkıyor. James Bond filmleri gibi. Yani. Aynı 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 mağara çıkıyor. Neyse biz gittiğimizde sıkı yönetim vardı. 1981. Ve Sıkı yönetimin olmasına rağmen yerel medyadan hemen şöyle yazılar, haberler çıkmaya başladı. Uğur Dündar İskenderun'a gelmiş, hoş gelmiş, safa gelmiş. Eğer bizim misafirimiz olmaya gelmişse başımızın üstünde yeri var. Ama yok başka bir niyetle geldiyse düşünmeli. Ama sıkı yönetime rağmen böyle bir örtülü, o kadar da hakimler örtülü tehdit. Neyse ben sıkı yönetim komutanına çıktım. Dedim ki burası bir kanunsuzluk diyarı. Burada insanlık suçları işleniyor. Bütün tespitlerimi, bütün istihbaratımızı anlattım. Siz haberi istihbarat nereden geliyor Bütün Türkiye biliyor. Öyle mi? Tabii, ha, o kadar. Bütün yani. Türkiye biliyor. Kimse gidemiyor. Kimse gidemiyor. Kimse bunu ortaya çıkaramıyor. Dedim ki bana bu rüşvet çarkına Ulaşmamış, girmemiş, temiz e, görevlerden oluşan bir ekip verin. Ve oraya baskına gideceğimizden onların da haberi olmasın. Biz yola çıkalım, kendilerine yolda söyleyelim. Tamam dedi sıkı yönetim komutanı. Hakikaten bir ekip ver. Biz çıktık. Daha sonra öğreniyorum. Bunlar İskenderun Devlet Hastanesi'nin kantininde dikkat çekmemek için... Orada toplanmışlar bütün otel, gazino sahipleri. Demişler ki bu adamı satın alalım. Otel başına birer milyon. E, nasıl söyleyeceğiz? Bizim sesçi Yalçın Pala var. Yalçın Pala'yı bulmuşlar. Demişler ki böyle böyle. Yalçın demiş ki vallahi ben ona bu teklifi asla söyleyemem. Eğer sizin yüreğinizi yetiyorsa, yiyorsa siz gidin kendiniz söyleyin. Bakın ne yapacak size demiş. Bunun üzerine bunlar bizi yok etmeye karar vermişler. Fakat sıkı yönetim olduğu için de cesaret edemiyorlar. Neyse, yolda ben e, bir üst emendi ya da yüzbaşıydı yanımızda olan jandarmanın komutanı. Söyledim oraya gittiğimizi. Çünkü yola çıkıldığında, İskenderun'dan şalterler indiriliyor, kapanıyor, işaret veriliyor ve o zaman işte o mağaralara falan giriliyor. Neyse, e, baktık bütün her şey normal gözüküyor. Kızların yaka kartları normal, yaşları tutuyor falan. Artık gitmek üzereyiz. Kadının biri böyle çıkarken bir gazinodan, ceketimden çekti beni. Dedi ki işte şu gazinoda resepsiyonun arkasına duvara bir omuz at. Şurada karo var işte orada bir sıçra bak ne göreceksin dedi. Candaş gittim. Omuzu vurdum. Dönmeye başladı duvar. Yanınızda askerler ve, falan. Askerler tabi orada ve böyle parlayan gözler. Oo. Parlayan üst üste kızlar oraya yığmışlar. Haber almışlar sizin geleceğinizi. Tabii tabii. Ona rağmen yani nasıl aldılarsa artık bilmiyorum. Alarmdalar zaten. Bizim İskenderun'a gelmemiz onları alarma geçirmiş. Ondan sonra Karo'nun üzerinde zıpladım. Yine alttan böyle parlayan gözler falan. 8-10 kız da oraya saklanmış. Neyse onları aldık. Sık yönetim ailelerine teslim etti. Yalnız bize o ihbarı yapan kadın ceketimden çekip daha sonra 12-13 kişi tecavüz etti kadına. Yandaş aldık filmleri Ankara'da banyo yaptırmak lazım filmleri. Bindik şeye kadar Şakirpaşa Havalimanı'na kadar jandarma eskortlarıyla geldik zaten. Orada bizi uçağa bindirdiler. Biz İstanbul'a geliyoruz. Sesçi Yalçın filmlerle Ankara'ya gidiyor. Aman Yalçın dedim başında dur. Banyo yapılırken hiç uzaklaşma. Gözünün önünde olsun her şey. Tamam merak etme abi dedi. Çocuk Ankara'da havaş otobüsüne biniyor. O zaman TRT'nin makam araçları, servis araçları falan yok. Yanına bir adam oturuyor. Bond çanta. Açıyor bond çantayı. Ağzına kadar banknot. Aç kapa, aç kapa diyor. Aç kapa. Neyi açayım? Filmlerin kapağını diyor. Aç kapa diyor. Yansın filmler diyor. Yalçın torbayı alıyor. Tam adamın suratına patlatacak. Can ile kendini dışarı atıyor. Kaçmaya başlıyor. Neyse filmler yıkandı. Geldi İstanbul Televizyonu Ortaköy'de. Ben de program müdürüyüm o, o sırada. Seyrettik. Şahane. Şahane. Her şey cam gibi istediğimiz şekilde çıkmış aldık e, filmleri. Benim odada çelik dolaplar var. Çelik dolaba kilitledik. Kapıyı da kilitledik. Gidiyoruz. Tam garaja geldim. içime bir kurt düştü. Dedim ki çocuklara. Ya dedim çıkalım bu filmleri alalım. Televizyonda da askerler koruyor. Nizamiye'de askerler var. Silahlı askerler. Abi dediler askerler var yani bir şey olmaz. Ya e olsun olsun dedim ben girelim alalım falan. Geldik çıktık yukarıya tekrar açtık aldık torbaları ben eve götürdüm. Sabahleyin geldim televizyona. Manzara şu benim odanın kapısının kilidi kırılmış. Oo. Çelik dolapların kilitleri kırılmış. Masamın çekmecesinin kilitleri kırılmış. Filmler aranmış. Düşünebiliyor musun? askerin koruduğu televizyon binasına giriyorlar. Program müdürünün odasına basıyorlar. Darmadağın ediyorlar her şeyi ve onları arıyorlar. Yani müthiş bir olaydı. Sonra o filmler çıktı ilk yayın günü. Tabi 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 yayınladık. büyük anlatılmaz bir sansasyon yarattı. Ertesi hafta tekrarlandı. Yayın tekrarlandı. O zaman TRT'de yayının tekrarlanması büyük olay. Hiç kimsenin düşünebileceği bir şey değil. Ve ondan sonra oradaki o kanunsuzluk bayrağı bir daha hiç yükselmemek üzere indirildi. Peki sizin hayatınız nasıl değişti bundan sonra? E ben e, zaten ki yaşamına dikkat eden bir insandım. Ondan sonra çok daha fazla dikkat Ölüm etmeye başladım. Ölüm tehditleri aldınız mı? E, yani bana direkt olarak bir şey söyleyemediler o dönemde. Benim e, koruma Altına alınmam. E, altın e, kaçakçılığını uyuşturucu paralarıyla, altın kaçakçılığının nasıl yapıldığını gözler önüne serdiğim araştırmadan sonra oldu. Türkiye'den uyuşturucu paraları anlatayım bunda. Lütfen kaç yıl kaç abi? Yıl 1986 o sırada Hürriyet gazetesinde çalışıyorum. TRT'de sansür ettiler. Bakırköy Akıl Hastanesi'nin geçmişiyle ilgili. Hmm. Ee, orası da bir insanlık suçlarıyla dolu bir yerdir. Ee, toplama kamplarından farksızdı. Çırılçıplak hastalar, kadınlı erkekli, aklına gelen bütün görüntüler içerisinde kırık camlı, e, adeta hapishaneye benzeyen yerlerde üst üste yaşamayamazdık. Şimdi genç arkadaşlarımız bunu bilmiyordur ama Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalık evet. Hastanesi'nin Hikayesini anlatıyorsunuz Hikayesini aslında. Şimdi bugün gördüğümüz o hastanenin hikayesi aslında hiç de öyle bir hikaye hiç değil. de değil. Orası bir ölüm kampı gibi bir yerdi. Hem de nasıl, hem de nasıl. Onu da siz çıkardınız tabii ortaya. Tabii tabii, Yıldırım Aktun'a Allah rahmet evet. eylesin. Sağlık Eski başhekimliğiydi baş galiba değil mi? Yani. İşte onun başhekimliği döneminde ortaya çıkarttık. Ben e, Bakırköy Hastanesi'nin geçmişini ve modern hale gelişini anlatan bir belgesel yaptım daha sonra. Hmm. TRT'de görevli, TRT yönetim kurulunda görevli bir psikiyatri profesörü vardı. Öldü gitti adını bir anmayayım şimdi. Onun o hastanenin kirli geçmişiyle, karanlık geçmişiyle, insanlık suçlarıyla çok yakın bir bağlantısı vardı. Yani çıkar ilişkisi vardı. O nedenle benim programımın o eski hastane görüntüleriyle ilgili bölümünü makasladı, sansür etti. Ben de bozuldum, isyan ettim ve tek kanallı televizyon döneminde mesleğimi bir daha hiç yapmamayı göze alarak istifa ettim. Hürriyet gazetesine geçtim. Erol Simavi olsa da patronumuz. Çetin Emeç'te Allah rahmet eylesin. Mangal yürekli genel yayın yönetmenimiz. Bir süre sonra Anadolu Üniversitesi'nin ekibiyle ben tekrar TRT'ye dönem değişti, yönetim değişti işler yapmaya başladım. Hem Hürriyet'te yayınlıyoruz hem TRT'de yayınlıyoruz. Candaş Türkiye üzerinden, Türkiye bir köprü tabii. Türkiye üzerinden o Afganistan'ın İran'ın falan uyuşturucuları e, batı e, ülkelerine gidiyor. Oralarda toplanan paralar İsviçre'ye geliyor. İsviçre'de Beyrut asıllı Lübnan e, kökenli ee, bir aile var çok ünlü bir aile şu anda Dubai'de altın e, rafinerisi var hala aynı işi yapıyorlar bu paralar o sırada İsviçre'ye aklıyor daha sonra önlemler alındı ve İsviçre e, temiz işler yapılan bir finans ülkesi haline dönüştü onu da söyleyelim e, ve e, bu dövizler uyuşturucudan gelen dövizler ...ya hayali ihracat dövizi olarak Türkiye'ye, İsviçre'de yaşayan bir takım Türkler aracılığıyla indiriliyor... ...ya da e, Zürich'ten e, Sofya'ya uçan uçaklara koliler halinde altınlar külçe külçe dolduruluyor. Sofya'ya geldikten sonra Sofya-İstanbul seferini yapan otobüslerin zulvalarına yerleştiriliyor. Altın ithali serbest olmamasına rağmen güzergah rüşvete bağlandığından hiçbir arama, sorma, kontrol vesaireye takılmadan doğru külçeler Kapalı Çarşı'ya geliyor. Kapalı Çarşı'da mali polis operasyon yaptığında bunlar Anadolu'da yastık altından toplanan hurda altınlar, biz bunları eritiyoruz, külçe haline getiriyoruz Hı. diyorlar ve rahatlıkla legal hale dönüşüyordu. Ben bunu ortaya çıkarttım. Bu trafiği ortaya çıkarttım. Ee, ve Zürih'ten altın kolilerinin yüklenişini falan e, tamamen belgesel görüntülerle kaydettim. O zaman e, tabii çok büyük bir e, çıkar e, odağına biz çomağa sokmuş olduk. Ve o ölüm tehdidi ilk ölüm tehditleri orada başladı. Ve ben medyada e, zırhlı aracı olan ilk muhabir... Bayağı, zırhlı araçta mı Evet, Çetin Emeç. İlk zırhlı aracı yaptırdı bana. hiç unutmuyorum bir neyse markasını vermeyeyim. o zaman Türkiye'de pek fazla zırhlı araç yoktu zaten. Yapıldı. Koruma polisi verildi. O tarihten bu tarafa devlet beni koruyor. Bütün gazetecilik kariyerinize baktığınız zaman siyasi iktidarların hepsini düşünün. Bugünü de düşünebilirsiniz bu arada. Evet. Ee, en çok bir gazeteci olarak kendinizi güvensiz hissettiğiniz dönem hangisiydi? Şimdi bu dönemde e, tabii ki özgürlüklerimiz çok kısıtlandı. Yani bütün bağımsız gazetecilerin halkın gerçekleri öğrenme hakkına hizmet ederken ne ağır bedeller ödediklerini görüyoruz. Cezaevine giren arkadaşlarımız oluyor, halen yargılanan arkadaşlarımız oluyor. Hepimizin mahkemeleri e, var. Ama benim hayatımdan en çok endişe ettiğim dönem Tansu Çiller dönemidir. Hadi bakalım başlıyoruz yine. Evet Tansu Çiller Eşi Özer Çiller nedeniyle. Bunu niye söylediğimi söyleyeyim size. Biz hoca Biz hocayla İlber ile biliyorsunuz bir kafada program yapıyoruz evet. cahille sohbet kestim diye. Ben hocaya hoca da bir tarih ömrü de bir tarih sizin gibi sordum. Yani gördüğünüz en kötü başbakan kimdi diye. İlber Hoca daha yekten tek hemen Tansu Çiller dedi. Sonra da Tansu Hanım'la biz hikayemiz başladı. O yüzden arkadaşlara hadi buyurun dedim. Nedense o dönemi gazetecisi, tarihçisi, bilim insanı, akademisyeni herkes sizin gibi anlatıyor. Bir gün açtılar telefonu. Haluk Şahin çıktı. Profesör Haluk Şahin, Kadim dostum sen de çok seversin sayarsın. Çok. Ankara'dan Özel Harekat Dairesi'nden bir görevli arıyor. Diyor ki biz Uğur Dündar'ı severiz. Ama Uğur Dündar'ın ismi faile meçhulleri e, oluşturan çeteye havale edildi diyor. Oo tabii 90 Susurluk çetesi. Hı, hmm, Susurluk zaten. çetesi. Daha sonra ben bunu a, Ayhan Çarkın. Şimdi bana göre o çocuklar o, Susurluk çetesinde bulunup da mahkum olan işte cezaevinde yatan hepsinde hayatı kaydı. O çocuklar başlangıçta idealist birer polis olarak mesleklerine başlamışlar. Ama siyasetçilerin hesaplarıyla kirli birer eldiven haline geldikten sonra çıkartılıp kaderleriyle baş başa bırakılmış. Ayhan Çarkın bana bunu söyledi. Dedi ki sizin adınız, hem de televizyon ekranında söyledi. Bir tarafında Nedim Şener oturuyor, bir tarafında ben oturuyorum. Sizin adınız öldürülmek üzere bize verildi dedi. Ama Abdullah Çatlı karşı çıktı dedi. Demiş ki ya bizim Dündar'la ne alıp veremediğimiz olabilir ki. O vatanını, milletini seven, işini yapan birisi bizi işçiliklendirmez demiş. Oğuz Yorulmaz vardı o ekipte. Bursa'da daha sonra bir çatışmada hayatını kaybetti. Oğuz Yorulmaz'ın annesi de anlattı. Televizyon ekranında anlattı. Benim adımın öldürülmek üzere onlara havale edildiğini ama Oğuz'un e, annesine biz Uğur Dündar'ı öldürmeyi kabul etmedik diye anlattığını sağlığında defaatle söylediğini dile getirdi. Kendinizi el tedirgin hissettiğiniz zaman Tansu başbakan Çiller'in başbakanlığı dönemi. Özer Çiller özellikle çok acımasızdı. Öyle mi? Tabii. Yani Özer Çiller haber yaptırmamak, aleyhinde haber yaptırmamak için araya işte benim e, kıramayacağım insanları önce koydu. Ben reddettim tabii. Ondan sonra istihbarat teşkilatında çalışan görevleri devreye koydu. Yine reddettim. Ve ondan sonra bu süreç yaşandı. Hatta bir gün özel Çillerin, Dans büyük çocuklarına bir tuzak kuruldu. Ben de o sırada o çocuk 17-18 yaşında. Annesi siyasetçi diye, babası gündemde diye. Çocuğun, masum bir çocuğun hayatıyla oynanmasına vicdanım el vermediği için dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir ve Hayri Kozakçıoğlu'na, Vali Hayri Kozakçıoğlu'na durumu bildirdim. Dedim ki bu çocuğa bir uyuşturucu tuzağı kurulacak. Bunu görüntülüyecekler ee, ve işte daha sonra da medyaya servis edecekler. Bu çocuğu arkadaşlarından ve o çevreden uzaklaştırın dedim. Ve bunu daha sonra Özer Çiller'in yüzüne de beni başbakanlık konutuna çağırdı. Orada yüzüne... Özer Çiller'in başbakanlık konutunda ne işi var abi? İşte eşine yardımcı oluyor. Normal bir şey mi? Üç. Alışılmış bir durum değil. Başbakanlık konusuna başbakanın evet işi, evet, davet evet. yani evet, mahkama evet, çağırıyor çok enteresan. Evet evet evet. Gerçi çok enteresan diyoruz da neler görüyoruz yani. Ve ben ona anlattım dedim ki ben size eğer bir iftira attıysam yargı var. Benim aleyhime hiçbir dava açamadınız. Açamazsınız çünkü yaptığım her şey belgeli. Ben sizin düşmanınız, hasmınız falan da değilim. Nedim? Ben sizden önceki siyasetçilerle ilgili de aynı haberleri yapıyordum. Bu mesleği devam ettirirsem Allah kısmet ederse bundan sonra da aynı tür haberleri yapacağım. Siz gidersiniz bir başkası gelir. Biz toplumun gerçekleri öğrenme hakkına devam ederiz, hizmete devam ederiz. Dolayısıyla siz bu takıntıdan kurtulun. Uğur Dündar bizi işte radarını aldı sürekli olarak bizimle ilgili haberler yapıyor, bizimle uğraşıyor. Yok dedim Uğur Dündar'ın böyle bir hesabı yok. Ama siz sürekli olarak bizim gerçekten radarımıza takılıyorsunuz dedim. Siz kendinize bir çeki düzen verin. Bakın dedim, yedi göbek sülalenize yetecek mal varlığınız var. Hala gitmişsiniz Antalya'da, Bellibin'de, 1700 metrekarelik Çiftlik. bir hazine arazisine. Orada yapılaşmalar vardı ya, yasalışı yapılaşmalar. Devlet bir imkan sağladı. Dedi ki madem bu yapıları... Kondurdunuz. O halde bunları pansiyon haline getirin. Orta gelirli kesim de burada bu pansiyonlarda tatil yapma imkanını bulsun. Onlar da e, böyle bir arazi almışlar. Pansiyon görünümü altında 5 yıldızlı otel yapıyorlar. Dedim ki ya ayıptır. Yapmayın bunu. Hiç olmazsa madem yaptınız, bu hale getirdiniz. Bundan sonra burayı e, Zübeyde Hanım Şehit Anaları Vakfı'nın da kurucusu Sayın Başbakan Tansu Çiller şehit ailelerine tahsis edin de asker ve polis şehit aileleri gelsinler burada birer hafta tatil yapsınlar size hayır duaları ederek gitsinler dedi. Ne dedi? Tamam dedi çok güzel fikir dedi ben bunu Sayın Başbakan'a söyleyeyim söyledi şöyle bir cevap verdiler bize. Bu işletmenin bütün kazancı Zübeyde Hanım Şehit Anaları Vakfı'na verilecek. Yani benim istediğim yaklaşım değil ama yine de hayır işi. Ne oldu biliyor musun? İnşaat tamamlanır tamamlanmaz bir şirkete kiraya verildi. Aa. Tabii. Sübeyde Hanım Şehit Anaları Vakfı'na da 5 kuruş gitmedi. Ee, o dönem patron Aydın Doğan mı? Aydın Doğan. Nasıl bir patrondu Aydın Doğan? İyi patrondu. Hiç e, müdahale etmek istedim mi? Hayır, hiç. Sansürü hayır. Oldu mu? Ona çok baskı yaptılar. En çok kim baskı yaptı? Ee, vallahi her dönemde çok baskı yapıldı Aydın Bey. Bu dönemde de yapıldı. Bu dönemde ağır vergi cezaları geldi. Sizinle alakalı olarak en böyle Aydın Doğan'a yapılan... Her dönemde oldu. Her dönemde oldu. Hatta bir gün evine çağırdı beni. Bir kış günü Ortaköy'deki evine. Dönemini söylemeyeyim. Dönemini söylemeyeyim. Tek başına dev gibi bir salonda oturuyor. Konuşmaya başladık. Uğur dedi, sen biliyorum yapma desem yapacaksın. Sadece kaşınıyordu sürekli olarak. Böyle sürekli kaşınıyor. Belli ki karaciğeri bozulmuş streste, ağrısı. Bana acıyın dedi. Acıyın dedi. O ağır cezalar ödedi. Fakat ayrılırken şunu söyledi. Hiç unutmuyorum. Sen dedi çok başarılı bir insansın. Star televizyonu ölüydü. Ölüyü dirilttin. Ailen çok düzgün bir aile. Sen Türkiye'nin en iyi televizyoncususun. Ama böyle gözümün içine bakmıyor ki Aydın Bey hep böyle insan gözünün içine bakarak konuşur ve bir insanın yüzüne karşı söyleyemeyeceği hiçbir şeyi arkasından söylemez. Öyle bir patrondur. Ben bu televizyonu sattım dedi. Ferit Şahing. Evet. Ferit Çahing de hiç aramadı beni. O zamana kadar abi sen bize baba mirasısın derdi Ferit. <laughs> Çünkü Ayhan Bey hasta yatağında Öyle demişti. Uğur sana emanet demişti. Bizim Kanal D'nin patronlarından biriyken. Dolayısıyla Aydın Bey'i ben hep sevgiyle, saygıyla yad ederim. İyi patrondur. Tekrar Ayrıca benim bir huyum var Candaş. Ben bir yerden ayrıldıktan sonra o kurum hakkında kötü konuşmam. O kuruluş hakkında, onun sahibi hakkında kötü konuşmam. Çünkü madem kötüydü niçin çalıştın denir. Ayrıca o iyi günlerde iyi laflar ediyordun da şimdi için ayrıldıktan sonra bu lafları ediyorsun derler ve bunu söylemekte de haklılar. Aydın Bey yeniden 2023'te bu e, <laughs> anlaşmanın medyaya girmeme anlaşması var ya şimdi Demirören'lere evet. verdi. 2023'te doluyor. Aydın Doğan yeniden medyaya dönecek deniyor. Dönsün mü? Ben döneceğini hiç zannetmiyorum. Ben de tam tersi O için. yaştan sonra, o yaştan sonra o stresi tekrar yaşamak istemez. Ama senin e, haber kaynakların çok kuvvetlidir. Bana güvenin abi siz. E, ben güvenirim Bana... sana. Ben güvenirim. <laughs> Bana dönüyormuş gibi geliyor 2023'te. Öyle mi? Yani... Ben öyle haber alıyorum, o şekilde alıyorum. O yüzden sordum. Siz ben Aydın Bey'le çalıştım ama ben esasen Rıfat Baba'yla çalıştım. Ya benim patronum her daim Rıfat Baba'ydı. Abim de oydu. Çok Aydın Bey'le temasım olmadı. Siz çok yakın tanıştınız ve çok yakın evet, e, gözlemleriniz evet. olduğu için evet, Aydın Doğan evet, size evet, yoksa elbette evet, hepimizin söyleyeceği var. Evet. Yani şu anda bile benim gıyabımda benim için çok iyi şeyler söylediğinden hiç kuşku duymuyorum. Aydın Doğan ama. dönse onunla çalışır mısınız? Çalışırım. Çalışırım. Zevkle çalışırım. Ama Artık gençlerin önünü açmamız gerektiğine inanıyorum sevgili candaş. Biz bu yaştan sonra tamam Amerika'da 90 küsur yaşında hala televizyonculuk yapan bu mesleğin duayenleri var. Geçmişte de oldu, bugün de var. Çünkü eğer bizim yaşımızdaki insanlar hala belli bir yaşta bu mesleği yapıyorlarsa gençlere de şöyle bir mesaj veriyorlar. Ya bu adam televizyon ekranında yaşlandı. Yüzündeki çizgiler, saçlarındaki beyazlıklar hep bu ekranda bize haberleri sunarken oluştu. Dolayısıyla bu insana biz güveniriz diyorlar. Yani sermaye oluyor bu meslekte geçen yıllar. Ve sabıkasız geçen yıllar sermaye oluyor. Ayrıca yaşlandığı zaman da insanın sağlıklı bir yaşlılık yaşayabileceği ve bu açıdan da rol model olabileceği gerçeği ortaya çıkıyor. Ben size şey soracağım abi. Siz uzanlarla da çalıştınız. Çalıştım. Çok zor değil miydi ya? Ee, zor. Ya çok müdahil Olduğu olmak istemedim. ayrıldım zaten. Öyle müdahil mi? olmak istediği anda ayrıldım. Ne, hangi haberdi o? Ee, şöyleydi. Ben daha gitmeden şöyle bir pazarlık yaparım bütün patronlarla. Paradan önce, parayı konuşmadan önce benim editoryal bağımsızlığıma müdahale ettirmem. Bunu kabul ediyorsanız bundan sonrasına geçebiliriz görüşmemizin. Ve bu kabul edildikten sonra artık o patronun benim yaptığım işe müdahale etmek gibi bir şansı kalmaz. Uzan Cem Bey 8 ay çalıştım ben orada. İki yıllık sözleşme yapmıştım. 8 ayda iki defa bir altyazı geçmemizi istedi. İkisini de geçmedim. Ne istedi abi? Birisi bankalarla ilgiliydi. Kendi bankalarında herhangi bir sorun olmadığını e, sermayesinin yeterli olduğuna dönük. Ben dedim ki yani eğer bankanıza... İmar milleti, Bankası değil mi? E, İmar Bankası... Eğer bankanıza milleti akın ettirmek istiyorsanız bu alt yazıyı geçin. Madem sıkıntı yok, ne diye alt yazı geçiyorsunuz? Öyle değil mi? Onu yapmadım. Bir ikincisi, şimdi hatırlamıyorum bir detaydı ama esas mesele Mesut Yılmaz'ın kardeşi Turgut Yılmaz'ın beyaz enerji hmm. dosyasında sorgulanacak kişiler arasında adının yer aldığını anlatan haberi yayınlamamızdı. Yol ayrımına öyle e, geldi. O sırada 2001 krizi de patlak vermişti. Biz ratinglerde çok iyi bir noktaya gel getirmiştik televizyonu. Ve e, arkadaşlarım da e, bana güvenerek gelmişlerdi. Bütün hepsi, eğer sen bizim kefilimiz olursan e, biz oraya geliriz demişlerdi. Ben de dedim ki tamam sizin kefiliniz benim. Bir şey olursa hep birlikte ayrılırız. E, Cem Bey e, çocukların maaşlarından kesmemi istedi. Önce adam çıkarmamı istedi. Çıkaramam dedim. Maaşlarından kesilmesini önerdi. Bir şartla kabul ettim. Muhasebede çocukların maaşlarından para kesiliyordu. Benim sekreterim benim aldığım parayı getiriyordu. Onların kesilen miktarını benim sekreterim ödüyordu. Yani çocukların <laughs> parası kesilmemiş oluyordu. İki ay falan böyle idare ettik. Sonunda dedi ki, işte bu Beyaz Enerji olayı, Turgut Yılmaz olayı falan da gelince çok sıkıştırdılar. Beni de içeriye atmak için çok büyük gayret sergilendi o dönemde. Mesut Yılmaz Başbakanlığında. Evet, evet, evet. Ama o zaman yargı siyasetin bu kadar etkisinde değildi açıkçası. Ali Özgündüz diye çok değerli bir savcı benim hakkımda takipsizlik kararı verdi o konuda. Neyse... E, Cem Bey dedi ki e, siz iki yıllık sözleşme yaptınız. E, çalıştığınız sürenin parasını kesin. Üst tarafını ay hay derhal belki itiraz edeceğimi falan tahmin ediyor. ay hay. Bir saat sonra getirdim. Bir milyon dolar koydum önüne. İkisi de abi kardeş Cem ve Hakan Uzan beni saygıyla kapıya kadar uğurladılar. Ve daha sonra da benim televizyonumda çalışıp da sözleşmesi sona ermeden ayrılan medya mensupları arasında parasının o bölümünü iade eden tek kişi Uğur Dündar'dır diye açıklama yaptı kendisi Cem Bey. Yıllar sonra. 1 milyon dolar kalan şey, yani ücret miydi? Evet, evet. iyi para anlaşmışız evet. demek ki. Buradan O zaman o zaman iyi para kazanıyorduk. Sonra arkadaşlarım ayrıldılar. Benim arkamda 30 kadar arkadaşım ayrıldı. Ve dışarıda kriz var. Tabii. İşsiz kalacaklar. 2001. 2001. Al kardeşim sana 5 bin dolar, al sana 10 bin dolar. 200-250 bin dolar da öyle harcadım. Arkadaşlarıma verdim yani. Onları aç bırakmamak için bir de bana olan güvenlerini sarsmamak için. Güven zor inşa edilir, kolay yıkılır. Şimdi hepsiyle e, abi kardeş... Evet. Şimdiki görüşürüz. Türk medyasındaki patronaj da çok tartışılıyor. Biliyorsunuz. Hı hı. E, deniyor ki ya gazetecilikle hiçbir alakası olmayan, e, zaten kurumların bir çoğuna baktığınız zaman para kazanma ihtimali de olmayan kurumları alıp, siyaseten ya da kendi işleriyle ilgili bir takım çıkarlar... E, uğruna insanlar medyaya giriyorlar. Yani tam da böyle zaten tablo. Yani Diyorlar değil böyle. En çok galiba mesleğe zararı bu veriyor değil mi? Bizim çalıştığımız kuruluşta öyle değil. Burak Akbay bir gazeteci çocuğudur. Yok muhakkak istisnalar var da yani genel durumdan bahsediyorum. Ee, gazeteci çocuğudur. Sadece medya faaliyeti e, yürütmektedir. Onun dışında herhangi bir işi yoktur ve bizler özgürce yazalım diye çok ağır bedeller ödemiş olan bir Patrondur ve ben 2011'de, 2011 seçimlerini sevgili Candaş, bütün Türkiye Star Televizyon'dan seyretti. Adalet ve Kalkınma Partili, MHP'li, Cumhuriyet Halk Partili, diğer partilerin bütün seçmenleri kilitlendi ve bizden seyretti. Buna rağmen, Aydın Bey'den ayrıldıktan sonra, Doğan grubundan ayrıldıktan sonra hiçbir medya patronu bana iş vermeye cesaret edemedi. Hepsi saygı duyduklarını ifade ettiler ama iş veremediler. Sadece Burak Akbay. Burak Akbay sahip çıktı. Ya Onun dışında şu an size sorduğum ben soruya dönecek olsaydım... Ben televizyoncuyum, ben köşe yazarı değildim. Ee, ama burada tam 10 yıldır, haftada 5 gün... Köşe yazıyorum ve çok okunuyor. Bayağı. Iselerim. Yani biz okuyoruz. Ee, genel medyadaki biraz önce bahsettiğim size sorduğum Öyle, evet. tabloya ne diyorsunuz? Yani e, gazetecilikte çok da derdi alakası beklentisi de olmayan ama artık ama gazetecilikten beklentisi olanlar. Ama artık sadece gazetecilikten para kazanabilme dönemi yavaş yavaş geride kalıyor sevgili candaş. Yani yazılı basın bütün dünyada. Son dönemlerini yaşıyor. Her şey dijitale evrilmeye başladı. Ve devrim de dijitalde yapılacak olan devrim. Sen de patronsun öyle değil mi şu anda? Estağfurullah sizin yanınızda. Es ya hayır. Böyle bir şey söyleme. Yani senin Kafa TV'nin var başka organizasyonların var. Yani artık çok böyle görkemli medya patronu olmaya da gerek yok. Herkes kendi işinin patronu olabiliyor. Ben ama şanslıyım tabii abi ben hep söylüyorum benim çalıştığım dönemdeki gazetecilik benimle birlikte çalışan arkadaşlarım da çok şanslıydılar ben Rıfat Ababay'ın yanında yetiştim yan binaya geçiyordum alt katta sizle Yılmaz abi vardınız üst kata çıkıyordum Mehmet Ali abi vardı. Yani Uğur Dündar, Yılmaz Özdil, Mehmet Ali Birand, efendime söyleyeyim Rufat Ababay yani bu, bu insanların yanında zaten gazeteci olmam doğru, olmamak doğru, zor işte. Doğru. Doğru. Dolayısıyla ben hep doğru. sizlerden de şey gördüm. Yani patronluk falan bunlar çok lüzumsuz şeyler aslında bakarsanız. Esas olan gazetecilik, esas olan yaptığımız işin değeri, kıymeti. O kıymetliyse biz bir şeyiz. Yalnız burası çok güzel. Beğendiniz mi? Çok güzel. Yani benim son dönemde gördüğüm en güzel stüdyo. Bey buraya bayağı bir yatırım yaptı. İçine değil sadece. Çok güzel. Yani dekora, teknik şeye falan değil. İçerikteki gazeteyle, yani gazeteye de, televizyona da, mecraya da çok büyük yatırım yaptı. Ee, bizler de burada bu soruları ancak böyle sorabiliyoruz zaten. Bizim de sorabileceğimiz, program yapabileceğimiz yer sayısı çok azaldı. Dolayısıyla bizim için önemli bir yer burası. Şey soracağım size. Ee, genel olarak baktığınız zaman bugünkü Türk medyasının halini... Hmm. Sizinle şeyde konuştuk o yüzden biraz da burada da sorayım istiyorum ben. Nasıl görüyorsunuz siz? Ben e, işte liyakatta sizle de sağ olun ön sözünde yazdınız. Orada Türk medyasında birazcık anlatmaya çalıştım. İçi boşaltılan bir ülkenin hazin hikayesi diye anlattım Türk medyasını da. Siz nasıl görüyorsunuz? Gördüğünüz gazeteciliğe dair, gördüğünüz gazetecilere dair izleniminizi çok merak ediyorum ben. Vallahi çok değer verdiğim gazeteciler var. Çok değerli genç meslektaşlarımız var. Ee, yani isimlerini saymakta hiç e, sakınca yok. Hemen aklıma gelenler. Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Murat Arel, Timur Soykan, e, işte, İsmail Saymaz. İsmail Saymaz, Telebirde Merdan, sevgili Merdan. Merdan, var. Orada da çok değerli namıklar var, namık koçaklar var, arkadaşlarımız, gazeteci meslektaşlarımız var. Alican Can Uludağ var, ben çok beğeniyorum. O çok çok başarılı, çok başarılı. Şimdi işimden hatırlayamadığımız oldu. Arkadaşlarımıza haksızlık evet, evet. etmeyelim. Aman kırılmasınlar. Siz, siz şimdi saymaya Aman başlayınca ben de aklıma gelenleri söyle. E, aklına gelenleri sen de söyle. Abi bro, Çünkü bro, bro, bir program devam ederiz. E, kırmaktan korkarım. Üzmekten korkarım. Seda Selek var mesela. Abi. Çok başarılı. O da çok beğeniyorum. Çok takdir ediyorum. Ee, bir de kendi işte YouTube kanallarında e, yayıncılık yapıyor Özlem Gürses, e, arkadaşlarımız, meslektaşlarımız var tabi tabi. E, Nevşin'in ile de bir şey var değil mi? Bağlantısı var. Evet orada evet. da yapıyor. Bildiğim evet. kadarıyla kendi YouTube kanalı da var ama. Çok çalışkan. Ama Nevşin de çok iyi bir gazeteci. Çok, evet evet çok çok değerli. Çok değerli. Yani ben genç kuşağın çok umut verici ee, ve işte Uğur Mumcu gazeteciliğinin bugünkü versiyonu olarak Cüneyt değerlendiriyor. Cüneyt Özdemir var. YouTube'u, aslında YouTube'daki habercilik işini başlatandır Cüneyt. E, tabii tabii. YouTube'da çok başarılı o da. Çok başarılı. Ama bunlar benim saydıklarım soruşturmacı gazetecilik. Hı -hı. E, kulvarında ilerleyen ve çok tehlikeli bir e, yolculuk yapan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz. Onları ayrıca desteklememiz gerekiyor. Çünkü Günümüzde soruşturmacı gazetecilik soruşturmalara hakikaten, konu oluyor. Hakikaten çok zor. <laughs> çok zor. Bir nevi ateş dansı yani. Kılıç üstünde yürümek gibi bir şey. Her dönem öyle değil mi abi? Ee, yani bu dönem biraz daha ağırlaştı. Koşullar biraz daha ağırlaştı. Ee, özellikle FETÖ ile başladı bu. FETÖ ile başladı. Kumpaslarla başladı. Ve bugünlere kadar geldi işte. Bugünkü tabloda sizi en çok rahatsız eden şey ne? Gazetecilik adına. Bugünkü tabloda beni en çok rahatsız eden şey... Cumhurbaşkanı'nın röportajlarını mesela seyrediyor musunuz? Gazeteci olarak. Ee, şöyle seyredemiyorum. Şöyle seyredemiyorum. Ee, yani Bir televizyon röportajında sorular önceden verilmeli mi? Abi çok özür dilerim kestim ben daldım arkadaşlar 2 saattir reklam için kendilerini paralıyorlarmış. Aman aman aman. Ben sizi tabii, tabii. burada çok özür dilerim kestim sözünüzü <laughs> tamam, ama tamam. ben sohbet çok güzel gidince oraya bakmayı unutmuşum. Kesmiş ol tamam tamam. tamam. Reklamlardan sonra devam edeceğiz tamam. konuşmaya az önce konuşum devam edecek. Cep telefonları için mucize batarya deji ile az önce konuştum devam edecek. Cep telefonları için mucize batarya Deji ile az önce konuştuğum devam ediyor. Az önce konuştuma devam ediyoruz. Canlı yayında konuğumuz Uğur Dündar. Uğur abi size Twitter'dan çokça soru var, yorum var. Bir Barış Bey diyor ki Uğur abi yaşlandınız mı diyor. Artık yani şunu mu söylüyorsunuz? Helikopterden gemiye atlamayacak mısınız diyor. Yo öyle bir şey söylemedim. <laughs> o da meşhur bir haberdir yani. <laughs> Gözünüz karar bir atladınız oraya <laughs> abi yani. 90'ların sonu mu? 2000'lerin başı galiba o haber değil mi? Yok hayır. Mavi Marmara 90'ların ikinci yarısı. Son ha peki. Ee, Arena Avrasya, zamanı. Avrasya, Mavi Marmara değil. Avrasya feribotu Trabzon'dan Soçi'ye giderken Çeçenler tarafından kaçırıldı. Tamam. Ve o e, gemiye bir gazeteci mutlaka gidecek. Öyle değil mi? O gazetecinin için ben olmayayım dedim. Madem bu işi yapıyoruz, niçin ben olmayayım? O sırada Yeşilköy'de Röne Park vardır. Bilir misin? Bilirim tabii. Röne Park'ın içinde hala benim zamanında Barfix çektiğim alet durur. Hala duruyor mu abi? Duruyor. Benim için yapmışlardı onu ve hala duruyor. O sırada de çalışıyorum. Yani kollarım bayağı güçlü. Biz önce Samsun'a gittik uçakla. Samsun'dan sahil güvenlik botuna bindik. TRT kameramanı var, TRT muhabiri var, ben varım ve benim kameramanım var. Fakat sahil güvenlik botu bozuldu. Gidemedi. Onun üzerine bizi tekrar bir başka bot geldi. Aldı. O sırada gemi zaten açılmıştı Avrasya. Biz karaya döndük. İstanbul'a uçakla geldim ben. Yani ilk teşebbüsümüz başarısızlıkla geçti. O arada çok enteresan bir şey oldu. TRT ekibi ağaç gibi. iki çocuk uzun boylu, genç, yakışıklı çocuklar. Sahil güvenlik botu bir açılınca Karadeniz'de ceviz kabuğu gibi kalıyor tabii o dev dalgaların içinde. Çocukları bilir deniz tuttu mu? Oo. Çocuklar sere serpe yattılar mı? Ben de seviniyorum. Oh diyorum tamam bunlar bu baygınlıkla Avrasya'ya binemezler. Böyle devam etsinler falan diye düşünüyorum. Ama işte tekne arızalandı. Döndük. 40 derecede ateşliyim. Grip geçiriyorum. Geldim yattım. Eşim dedi ki sakın tekrarlama bu teşebbüsü hmm. dedi. Bu girişimi tekrarlama. Hiç merak etmeye gitmem dedim. Tabi uyku tutmuyor gözümü sabahleyin erkenden. O daha uyurken ben kalktım. Cep telefonunu, şarj aletini, ilk almışım şarj aletini. E benim kaban gibi bir şeyim vardı. Giydim onu, çıktım Atatürk Havalimanı'na. Yolda Hürriyet gazetesiyle de konuştum. Hürriyetten bir foto muhabiri kardeşimiz geldi. E, ve helikopter firmasıyla anlaşıp biz yola çıktık. Nasıl kötü bir hava. Karadeniz'in yalı yarlarını görerek gidiyoruz. Yani karşımıza bir ada çıksa aniden <laughs> bindireceğiz ve gideceğiz. O vaziyette pilot da gerçekten yani hayatımızı borçlu olduğumuz bir insan. O kadar mahir, çok az pilot gördüm. Karadeniz Ereğlisi'ne kadar biz böyle geldik. Karadeniz Ereğlisi'nde yakıt ikmali yaptık. Onlarla Karadeniz Ereğlisi'nin açığında tam geminin üstüne geldik kardeşim mucize oldu bulutlar aralandı güneş çıktı altımızda gemi böyle şey gibi e, yani gel bana diye çağırıyor gel bana diye çağırıyor önce benim kameraman kardeşim Şenol Çalabakan atladı arkasından Hürriyet Gazetesi'nin foto muhabiri kardeşim atladı. Ben biraz daha alçalsın diye bekliyorum. Alçalsın da fazla işte şey yapmayalım yani bacağımıza falan bir şey olmasın diye düşünüyorum. Birden beri helikopter havalandı. Ben böyle asılı kaldım. Kameraman o kadar korkmuş ki orada deklanşörden elini çekmiş. Yani eliyle işaret ediyor Uğur abi orada gibilerden pilota. Pilot kapıyı çekerken benim elimi görmüş ve taş gibi aşağı. Ben artık şöyle diyorum. Ya geminin üstüne düşeceğim demirde parçalanacağım. Ya suya düşeceğim. Beton etkisi yapacak. Gittik artık diyorum. Fakat alçalırken de eyvah pervaneyi bir taktırırsa şimdi bir facia olur. Masum insanların da hayatına sebebiyet vereceğiz falan diye korkular, panikler içerisinde. O sefer indim tabii indim. Hemen bize silahları doğrultular. Üstümüzü başımızı aradılar. Bir kameraya kilitlediler. Yarım saat sonra bizi çıkarttılar dışarıya. 45 dakika sonra teker teker gelip Uğur abi bir selfie yapabilir miyiz? Uğur abi bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Demeye başladılar. Ve bizim atlamamızdan sonra Feribot'a İstanbul'un ne kadar Cengaver gazetecisi varsa hepsi helikopterle geldiler. Ama helikopterler çok büyük olduğu için o daracık güverteli e, yemeğe yaklaşma imkanını bulamadılar. Ve hepsi birer tur attıktan sonra biz onlara el salladık döndüler. Ben oradan hem e, Amerikan televizyonlarıyla hem İngiltere BBC ile konuştum ve yayın yapma imkanını da buldum böylece yani gazetecinin olması gereken yerde olmanın keyfini çıkarttım. Bu haber bültenlerinin son dönemde benim çok bir şahsi olarak beni rahatsız ediyor olabilir. Sizin görüşünüz çok daha genel ve anlamlı olacaktır. O yüzden size soruyorum. Ben haber bültenlerini böyle ayar verme yerine dönüşmüş olmasına çok rahatsızım. Yani bunun şahını Reha abi yapardı. Reha Muhtar yapardı biliyorsunuz. Yani o kendi tarzıyla yapardı. Ama Reha Muhtar haber de verirdi. Ya çünkü bir haberciydi. Şimdi ben haber bültenlerinde bir şey görüyorum. Yani bu işi çok iyi yapan meslektaşlarımız var. Onları tenzih ederim. Ama genel olarak haber vermeme halini bir ayar verme haliyle kapatma durumu seziyorum ben abi. Çıkıyor haberci yani haberi sunan arkadaşımız. Sağa sola bir şey falan yani yandaşsa ona göre. Bizim işte öbür yani muhalif taraftaysa ona göre. Ama biz haber falan alamıyoruz. Ha, bülten bittiğinde böyle bir one man show gibi ya da işte one şey yani oradaki insanın şovunu seyrediyormuş gibi bir hal oluyor burada teknik olarak bir habercilik açısından bir yanlış yok mu sizce? E var şöyle var istenilen düzeyde habercilik yapılamayınca mecburen diyorsun. mecburen <laughs> e, bu yola başvuruyorlar haber verilemeyince ayar mı veriliyor? Evet abi? evet haber verilemeyince ayar veriliyor ama bu bir taraftan da yani habercilik açısından da çok acıklı bir şey değil mi abi? Acıklı bir şey. Acıklı bir şey. Tamam, Enkurnen e, Amerikan deyişiyle Enkurnen kendi yorumunu e, habere katar. E, onun için Enkurnen olur zaten, sıradan bir sunucu değildir ve mesleğin e, işte basamaklarını çıkarak tırmanarak o noktaya gelmiştir. Ama her haberden sonra da illa bir yorum yapılacak, illa bir ayar verilecek diye bir e, zorunluluk da yok. Sizin kendi yani gözlemlerinize dayanarak. Ee, sizi tabii dışında bırakıyorum çünkü insanın kendiyle ilgili bir şey değerlendirmesi çok zor ki şu anki durum zaten herkesin takdiri tüm zamanlarda Türkiye'de gördüğünüz en iyi enkır kimdi? Vallahi en iyi dersem sanki haksızlık yapmış gibi olurum. Biz Amerika'da da e, muhteşem üçlü e, denilen üç büyük enkırmen vardı. Birisi Dan Rather Ötekisi Peter Jennings, diğeri Tom Brokaw. Biz de Mehmet Ali Birant, Ali Kırca ve Rea Muhtar gerçekten gerçekten hem televizyonculuğun en güzel döneminde bu işi yaptık hem de çok iyi, çok başarılı habercilik örneği sergiledik. Ben Ali Kırca'yı da çok başarılı bulurum. Mehmet Ali andı da çok başarılı bulurdum. Olur, Mehmet Ali, hatta. Allah rahmet eylesin, haber için yaşayan bir insandı zaten. Reha keza öyle. Ve rehanın böyle birdenbire bir taraflara kendisini çekip soyutlamasını da kabul edemiyorum doğrusun istersen. Ali'nin de. Ali de bana göre olmalı. Reha da olmalı. Yani Reha Muhtar üniversitelerde araştırma konusu oldu biliyorsun. Ali Kırca'nın enkırmenliği olağanüstü başarılıydı. Mehmet Ali Türkçesi, İngilizcesi kadar rahat değildi. Teklerdi. Bazen başka sözcüklerde kullanırdı. Yanlış sözcükler de kullanırdı ama onun o haberci ustalığı içinde bunu rahatlıkla seyirci kabul ederdi ve hoş görürdü. Hoş görürdü. Yani onlar efsane. Sizin Mehmet Ali abinin bir rekabetçi bir döneminiz de var ama değil mi? Star siz ikinci kat, kanalda üçüncü kat. Tabi tabii. tabii, tabii. kanalda altta Tabi siz... Tabi Mesela tabii. ben o dönemlerde oraya yetiştim. Bir alt katta size geliyorum. Bir üst katta Mehmet Ali abiye çıkıyorum. falan. sizden hep böyle bir sürü şeyler duyuyorum. Ne müthiş bir dönemdi o. Bir tatlı bir rekabet döneminiz vardı sizin. E şimdi hiç unutamadığım bir olayı anlatayım. Hem gülelim hem onu sevgiyle yad edelim. Haham vardı Ergenekon. Kumpası sırasında. Hmm, Tuncay Tuncay Güney. Güney. Şimdi hahamla herkes röportaj yapmak istiyor. Ve Mehmet Ali, bir şekilde ayarlamış. 32. güne e, röportaj yapacak. Bütün bağlantıyı yaptılar. Biz de o sırada e, aynı linki e, kullanıyoruz. Girdik araya ve kısa bir bölüm aldık. Mehmet Ali'nin röportajından. Startı. <laughs> Star ana haber bülteninde verdik. Yılmaz'la beraber yaptık bunu. Star ana haberde verdikten sonra dedim ki devamı bu akşam 32. günde dedim. <laughs> Çok güzel. <laughs> ha, Çok güzel. Mekanı cennet olsun. Olsun. Ben abi hiç unutmuyorum. Biz bir... ama biliyor musun Ali ile de Reha ile de Mehmet Ali ile de ya bu bize yapılır mıydı diyeceğimiz hiçbir e, yanlış eylemin içinde birbirimize karşı olmadık. Küsmedik de. Tam bir fair play yaptık. Size biraz güncel sorayım abi. Çok güzel anlattıklarınız o kadar yani benim açımdan ben böyle o sabaha kadar dinlerim bunları şahane hikayeler ama insanlar sizin siz bir de böyle her yere de çıkıp konuk da olmuyorsunuz benim iki sene sürdü sizi bu programı çıkarmam. Ee, evet. Ben özellikle... kendi zevkimden önce biraz da dinleyicilerin sorularını sorayım istiyorum size. Hmm. Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olsun. Şimdi bence Kemal Bey çok başarılı bir siyasi jonglörlük yapıyor şu anda. Altılı masa, altı benzemez. Hepsini bir arada tutuyor ve ustalıkla bu demokrasi buluşmasını gerçekleştiriyor. Bence Kemal Bey ile ilgili bir algı çalışması var. Bu bir bakıma iktidarda iktidar içinden e, yapılan bir operasyon. E, biraz da e, yan mahfillerinde katıldığı bir operasyon. O da şu. Muhalefet beceriksiz, özellikle ana muhalefet. Muhalefet yetersiz. Bu beceriksiz muhalefet mi? seçimi kazanacak. Bu yetersiz muhalefet mi seçimi kazanacak? Bu tam da iktidarın istediği bir düşünce biçimi. Kemal Bey'e başarısız diyebilmek için, Kemal Bey'e yetersiz diyebilmek için Kemal Bey'in özellikle şu son 20 yılda bir dönem iktidar olması gerekirdi. E bu adam iktidar mı oldu da yetersiz diyorsunuz? Öyle değil mi? Ama çok seçim kaybetti bir de o var. Yani insanlar... Ama, ama, ama İstanbul'da kazandı. Ankara'da da kazandı. Ankara'da Ankara'yı kazandı. Büyük kentlerin çoğunda kazandı. Yani bence son galibiyet siz, sizin yani, çok önemli bir galibiyet. Siz Kemal Kılıçdaroğlu aday olsun mu diyorsunuz? Ee, ben hayır böyle bir e, değerlendirme içinde bulunmam. Buna sonuçta altılı masa karar verecek. Altılı masa da veremiyor bir türlü. Yönlendirici de olmak istemem. Manipülasyon yapmak da istemem. Ama ben Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyenlerin böyle bir çaresizlik, umutsuzluk pompalamasına da karşıyım. Atatürk hiçbir zaman umutsuz olmadı. Hiçbir zaman çaresiz olmadı. Ben bu seçimin kazanılabileceği kanısındayım. Siz şunu söylüyorsunuz değil mi abi? Yani Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa kesin kazanamaz. Bir... Yok hayır öyle bir şey söylemiyorum. E yok bunu söyleyenlerin bunun bilinçli olarak yaratılmış bir şey olduğu söylüyorsunuz. Evet yani. bu bir algı. Bu özellikle çalışılan bir hmm. algı. Şimdi şöyle bir anketler ortaya çıkıyor. İşte muhalefetin yükselmesi durdu. Buna karşılık iktidar yükseliyor. yükseliyor. Bu da tamamiyle bir algı çalışması. Bunları değerlendirirken çok dikkat etmek lazım. Bana göre de şöyle bir şey yapılabilir. Yurt dışından çok güvenilir Anket şirketi ile anlaşılır bir iki anket. Biz yurt içinde yok mu diyorsunuz? Yani ben yurt dışından olması gerektiğini. Abi ne acayip. Değil anket şirketi için bile yurt dışına gidiyoruz. Şimdi hakemler için de gidiyoruz. Yani çok az. Tam hansin, liyakat. Işte. Çok azsin. Tam liyakat. Tam liyakat. Ve e, kimin aday olması gerektiğini e, Millet İttifakına oy verecek olan seçmenler belirlemeli ve Millet kimi istiyorsa o aday olmalı. Şimdi 53 yıllık gazeteci bizim mesleğimizin evet. kutbu, pusulamız. Evet. Uğur Dündar ne diyor? Bize onu söyleyin abi. Ben Ben e, sizi şahsi görüşünüz merak ediyorum. Siz altılı masaya yani. ben mutlaka olmalı. kazanacak bir e, adayla gidilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu Kemal Bey de olabilir. E, altılı masanın önerebileceği şu anda hiç gündemimizde olmayan bir isim de olabilir. Ama mutlaka kazanacak bir isim olmalı. Bunu belirlemenin yolu da dediğim gibi güvenilir ...şaşmaz ya da yanılgı payı minimum düzeyde kalabilecek anketlerle... Şahsi gözleminiz çıkartmış. Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na göre daha kolay, daha rahat seçilebileceği yönde mi? Yani o konuda bir yorum yapmak istemem açıkçası. Neden? Yönlendirmiş olurum. Yönlendirmiş olurum. Ben Ekrem Bey'i ve Mansur Bey'i çok takdir ederim. İkisi de çok başarılı. İkisi de bu sorumluluğu taşıyabilecek insanlar... Ama sonuçta karar altılı masanın ve e, altılı masayı oluşturan liderlerin. Siz e, Meral Hanım'la ilgili çok güzel tweetler atıyorsunuz. Meral Hanım bana göre siyasetin yükselen yıldızı. Bayağı destekleyici tweetler atıyorsunuz. Evet yükselen yıldızı. Onu da nereden çıkartıyorum? Şimdi matematiksel bir e, değerlendirme yapalım iktidar bilinçli bir şekilde yıllardır kendi oylarını, seçmenini konsolide edebilmek için kutuplaştırma politikası uyguluyor. Buna karşılık muhalefet de kutuplaştırma politikası uygulamak zorunda kalıyor. Ya da o ihtiyacı hissediyor. Şimdi kutuplaşmalar olunca muhalefetin iktidardan oy alabilmesi zorlaşıyor. Öyle değil mi? Oysa seçilebilmek için geneli kucaklamak lazım. Genelden oy alabilmek lazım. Bu süreçte Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeninden oy alabilen ve oyunu kısa süre içinde istikrarlı bir şekilde yükselten lider Sayın Meral Akşener oldu. Zoru başardı. Onun için ben siyasetin yükselen yıldızı olarak Sayın Meral Akşener'i görüyorum. Ve Cumhurbaşkanlığı adayının belirlenmesinde de e, Sayın Akşener'in çok etkili olacağını görüyorum. Şimdi bir izleyici... Ama Kemal Bey'in Kemal Bey'in son 5-6 e, yıldır adalet yürüyüşüyle birlikte sergilediği demokrasi mücadelesi hakikaten takdire şayan bir mücadele. Şimdi bir izleyicimiz bana ısrarla şeyi söylüyor. Korkmayın bu kadar ya bırakın anlatsın Uğur Bey falan diyor. Bana böyle sallamış falan. Yo, yo. Beni zannediyorum tanımıyor, e, anlamıyor. Fakat e, dikkat çektiği şey çok önemli. Tam ne da diyor? orada kesilmiş reklam. Ben size reklam tam Cumhurbaşkanı röportajları seyrediyor musunuz dediğimde kesilmiş. <laughs> ben e, bunu kesip doğru, reklama doğru. sokmuşum gibi doğru, 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 doğru. Ona... Bu izleyicimizden rica ediyorum. Şimdi liyakat önümüzdeki hafta çıkıyor belgeseli. Bu söyledikleriniz <laughs> için çok pişman olacaksınız ama çok önemli bir eleştiri ve doğru yer yapıyor. Doğru. O yüzden oraya dönüyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı röportajlarını seyrediyor musunuz? Sevgili Candaş, de bize röportaj tekniğini öğretirlerken önce şunu söylediler. Bir röportajda sorular önceden verilmez. Çünkü siz soruyu verdiğinizde karşı taraf hazırlanır ve bu adeta müsamereye benzer ve müsamereye benzeyince de onun hiçbir ilginçliği kalmaz. Örnek olarak da bir e, görüntü seyrettirdiler. Danny Kay, bir zamanların ünlü e, talk showcusu, komedyeni Danny Kay. BBC'den acemi bir e, muhabir kendisiyle röportaj yapıyor. Kağıda yazmış, kağıdı elinde saklamış. Dediler ki bize soruları not olarak yazabilirsiniz. Ama çarşaf gibi bir kağıt olmasın. Seyirciden saklıyormuş izlenimi verebilecek kadar küçük de olmasın. Bu acemi muhabir küçük bir kağıda yazmış. Böyle bilgiçe soruyormuş gibi yapıyor ama çaktırmadan bakıyor kağıda. Birdenbire bakarken denik eğiliyor, alıyor elinden kağıdı. Hadi bakalım şimdi sormaya devam ediyor. Şimdi bu soruyu önceden vermenin istisnası olabilir. Kimdir? Teknik bir konu olabilir. Hayır, devlet başkanıyla Hı. röportaj yaparsınız ve devlet başkanı konunun çer çerçevesini bilmek isteyebilir ve bunda da haklıdır. Hı. Çünkü o ülkenin sorumluluğunu taşımaktadır ve ne üzerine konuşacağını belli bir çerçeve içinde bilmelidir. Ama bu soruları motomot ver anlamına gelmez. Şimdi öyle bir... Abi burada bir de tuhaf bir şey var. Soruları kim kime veriyor belli değil. Şimdi öyle bir noktaya gelindi ki sorular hem önceden veriliyor. Ama soruları kim veriyor? Hem veriyor? soru sırası önceden veriliyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanı karşıya e promptura cevaplarını yazmış. Ee, ona göre okuyor falan yani tam bir e, mizansen. Hayır, soruları e, kim kime vermiş ama orası da belli değil. Onu söylüyorum. Yani soruları hazırlayanlar soranlar mı ha, yoksa sorular evet, hazırlanıp evet, soranların evet, verili orası da belli değil. Evet yani. evet evet. Yani bu belli bir çerçeve <laughs> içinde dediğim gibi sorular verilebilir ama bu o, motomot satır satır diye ayrıca bir soru içinden başka soruları da spontane olarak çıkartabilirsiniz ee, açıklamaların akışına göre. Öyle değil mi? Diyelim ki Beşar Esad'la e, görüşecek misiniz sorusu soruldu. Sayın Cumhurbaşkanı, e, evet bazı temaslar var. Peki zamanlaması nedir diye ikinci bir soru sorabilirsiniz. O der ki işte 3 ay sonra, peki İstanbul'da mı, Şam'da mı? Yani böyle sorular çıkartabilirsiniz bir söyleşi sırasında. O nedenle ben pek ilginç bulmuyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın röportajlarını. Onu mutlaka ilginç hale getirmek gerekir. E, çünkü ben kendisiyle çok söyleşi yaptım. Evet. En son ne zaman yaptınız? Kaç bin, yıl? 2007'de yaptım en son. Ve halen kendisiyle en çok söyleşi yapan televizyoncu benim. Gazeteci benim. Yeniden yapmak ister misiniz? İsterim tabii. Niçin istemeyeyim? İsterim. E, Ülkemizin Cumhurbaşkanı. Gayet tabii. Bütün gazeteciler ister. Isteriz. Hepimiz isteriz. Ben de çok istiyorum bu arada. Fahrettin Bey, Fahrettin Altun'a da buradan sesleneyim. Çünkü kendisine normal yolla ulaşılmıyor. Buradan belki duyar. Ben de gazeteci olarak çok istiyorum. Tıpkı Uğur abi gibi. Belki beraber yaparız hatta. Tabii, Siz kabul tabii. ederseniz ben gurur duyuyorum. Tabii tabii. Memnuniyetle ve ayrıca benim yaptığım o röportajlar çok seyrediliyordu. Tabii. Hala YouTube'dan onlar seyrediliyor. Seyrediliyor. Çünkü ben arada hiç Sayın Cumhurbaşkanı'na önceden söylenmemiş soruları da özgürce sorabiliyordum. O zaman Diyalomuz e, diyalogumuz gayet iyiydi. Zaten ben Sayın Cumhurbaşkanının siyaset e, tarihini iktidar oldular 2002, 2002'den 2007'ye kadar ayırıyorum. 2007'den sonra da ayırıyorum. E, sizin aranızın bozulması mı diyeyim? Nasıl ne diyeyim ona? Yani o kopmuş ne Ergenekon zaman? Ergenekon kumpası başladığı zaman ben isyan ettim Ergenekon kumpasına ve kendisine hitaben bize sahip çıkmasını ve empati yapmasını rica ettiğim ee, tabii ki o FETÖ'cü, savcıları, hakimleri de sertçe eleştirdiğim e, bir haykırıştı benimkisi. Haykırıştı çünkü iftiralara maruz kalmıştık. Dedim ki bugün bize, yarın size. Sayın Cumhurbaşkanı o dönemde benim bu sözlerim üzerine e, kırıldı herhalde. Ondan sonra da iletişim koptu. Şimdi siz diyorsunuz ki yani siz de tabii. Ve nitekim, nitekim kendisine hedef aldılar daha sonra. Tabii. E, röportaj yapmak istediğini söylüyorsunuz ama... Çok enteresan bir şey oldu. Haberin de ben yaptım yine bunun. Ee, İstanbul seçimleri zamanı Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın birlikte masaya oturup röportaj yapacağı bir durum oluştu konjonktür. <laughs> ve her iki tarafında ortak olarak kabul edeceği ve her iki tarafında e, saygı duyacağı ve toplumun her iki tarafının da saygı duyacağı bir gazeteci konusu gündeme geldi. Ve gelince tabii herkesin aklına sizin isminiz geldi. Ve ilk bu isim Binali Yıldırım'ın evet, aklına geldi. Evet. Ben de bunu yazdım ilk. Evet, evet sen Fakat söyledin. Siz o röportajı yapmadınız. Şimdi bu gazeteci açısından yanlış değil mi abi? Ee, vallahi İsmail Küçükkaya yaptı ve linç edildi. Evet tabii e, ama bu yok mu bizim mesleğimizde? Yani ben e, linç edileceğimi bile bile ne diye böyle bir riskin altına gireyim? Bana bir şey katmaz ki o söyleşiyi modere etmek. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Yani sizin açınızdan ben bunun bir şey olacağını düşünmüyorum ama siz orada tabii daha bir şey mantıklı bir şey söylediniz. Benim sizle konuşmam siz de dediniz ki ben burada kendimi yani kendi oyumu belli ettim. Ben burada bu tarafın şeyini fikrini savunduğumu, tabi tabii, tabii. Söyledim. ayrıca o, o yüzden Doğru. yapmam ayrıca, ben buna çok saygı duymuştum. Ayrıca ayrıca çünkü o tabii. Siz çünkü kendiliğinden söylediğim, ben destekledim, tabii. söylediniz bunu, e, destekledim, açık açık ilan ettim onu ve dedim ki yani dürüstçe bir davranış olmaz, benim bu e, görevi kabul etmem e, çünkü ben oyunu belli eden bir hakim gibiyim orada, öyle değil mi? Tabii, bu çok bu çok saygı ve çok şey enteresandır. Ben o sırada yargılanıyorum. Halen yargıtayda bekleyen tek dosyam var benim. Ee, sayın Bin Ali Yıldırım'a e, hakaret ettiğim iddiasıyla açılmış olan bir dava. Halbuki ben asla hakaret etmedim, etmem de. Ve Sayın Nitekim Sayın Bin Ali Yıldırım daha sonra şikayetini çekti. Ama dava açılmış bulundu ve devam ediyor. O sırada da e, Sayın Yıldırım benim e, moderatör olarak sizi Öyle. görev almamı istiyor ve olsa da duruşma var. Dedim ki mahkemede bakın dedim sayın hakim hanım. Bir Asli ceza mahkemesi kadın yargıç Sayın hakim hanım Sayın Bin Ali Yıldırım şikayetini çekti üstelik bana benim dürüstlüğüme o kadar inanıyor ki moderatör adayı olarak ilan etti. Siz şimdi kalkar beni mahkum ederseniz bunun açıklamasını kamuoyuna yapamazsınız dedim. Ve erteledi duruşmayı. Mahkeme. Ama sonuç değişmedi galiba. Şimdi tekrar... yılan hikayesine döndü. En son şey, işte reklama mı gidiyoruz yine? Ha, reklama, biz bu reklamı kaçırdık Allah hayret. Yine mi? Sonra yine kaçırdık. E, reklamlardan sonra devam edeceğiz. Cep telefonları için mucize batarya Deji ile az önce konuştum devam edecek. Cep telefonları için mucize batarya Deji ile az önce konuştum devam ediyor. Az önce konuştuğuma devam ediyoruz. Canlı yayında konuğumuz Uğur Dündar. Uğur abi böyle bütün mesleki kariyerinizin e, tamamını düşündüğünüzde yani ilk işte başladığınız yıllardan bugüne kadar geldiğinizde böyle filmlerde rastlanacak türden bir hikaye soracağım size. Çünkü siz bir tane anlattınız bana. Biz Unutulmaz'da yayınladık. E, bu meşhur bezmenlerin kapısına evet, gidip evet. lütfen açar mısınız hikayesi. Şu an yüz binlerce insan seyretti böyle milyona doğru gidiyor. Ve ben sizin orada o anlattığınız hikayeyi bayılmıştım. Şimdi onu sormayacağım tekrar merak edenler izlesin. Ee, ama var mı böyle bir Çok başka hikaye? Çok var. Fikir? Çok var. Mesela hemen aklıma gelen birisini anlatayım. Tamamen film senaryosu gibi. Biliyorsun programın başında anlattım. Susurluk Çetesi döneminde beni öldürülmek üzere o ekibe havale etmişlerdi. O sırada dört kişilik bir polis ekibi beni korudu. Günlerce, e, yani neredeyse 24 saat birlikteydik onlarla. O tehlike geçince e, ekip bir kişiye indi. Aradan yıllar geçti. İzmir'de yaşarken bir imza günü düzenledik. Ben hemen belirteyim, kitaplarımın gelirinden tek kuruş almıyorum. Vefa Lisesi'ne, öğrencilerine bursu olarak veriyorum parasını. Şimdi kuyruk var kuyrukta o süreçte yani benim öldürülme tehlikesi yaşadığım süreçte beni koruyan bir polis var. Emekli olmuş. Kitap imzalatmaya gelmiş. Onun iki sıra arkasında da beni öldürmek isteyen o susurluk ekibinden bir polis. o Evet. Evet. Ya, ilk <laughs> kez duyuyorum sizden evet, bu kadar. Evet. Ve ben İkisini de görünce çağırdım yanıma, İkisinin arasına girdim. Beni öldürmek isteyenlerle koruyanların bir arada olduğu bir fotoğraf çektirelim dedi. İnanılmaz. <laughs> evet, evet. Siz peki şeyi nereden biliyorsunuz? Yani öldürmek isteyenin öldürmek isteyen olduğunu nereden biliyorsunuz? Daha önce e biliyoruz onları ismen hepsini, hmm. resimlerini, belgelerini savcılığa biz götürdük çoğunu. Oraya peki gelmesi ya, sonra yıllar sonra çok ilginç yani ben... çok ilginç ve o çocuklardan bir o kişi o polis memuru o susurluk ekibinde yer alan mahkum olan cezaevine girip çıkan polis memuru çok başarılı bir yazar oldu daha sonra ve yazdığı bir kitabın ön sözünü de bana yazdırdı. Ciddi misiniz? Evet. Düşünebiliyor musun bak beni öldürmek isteyen öldürülmek üzere havale edildiğim insan. Bana kıyamıyorlar. E sonuçta kitabına ön söz yazdıracak kadar bana güveniyor. Şey de çok ilginç abi. Bu bezmenlerin kapısına gittiğinizde hmm. akşam otele geliyorsunuz. Evet. Telefonla insanlar arıyor sizi. Evet. Destek olmak için. Evet. Türkiye'den falan. Şey çok ilginç. Alaaddin Çakıcı aramış sizi. Evet aradı. Emniyet müdürleri, valiler, hakimler, savcılar, çeşitli bürokratlar, tanımadığım insanlar, iş insanları arıyorlar. Bir saniye bile susmuyor telefonum. New York'taki Otelin odasındaki telefon. Bir saniye bile susmuyor. Bir ara kaldırdım telefonu. Yani koyuyorum zır deme hemen kaldırıyorum. Abi ben Alaaddin Çakıcı. Efendim? Abi Kaliforniya'dan 10 arkadaşımız seni korumak üzere gönderiyor. Yok kardeşim dedim yapma. İhtiyacım Bu yok. Bu şey mevzusu patlamış tabii. O kapıdaki tabii, kavga tabii tabii, tabii tabii tabii. Hala söylemeyecek misiniz? Sağ kuraşeniz mi sol kuraşeniz mi daha güçlü diye. <laughs> ya keşke öyle bir şey yaşanmasaydı. Hakikaten. Ben o çalışanın yerinde olsam derdim ki Bezmen çiftine. Bir defa Bezmen ailesi çok değerli bir ailedir. Benim e, haber dolayısıyla muhatap olduğum kişi sadece Halil ve Selma Bezmen'dir. Daha sonra ayrıldılar zaten. E, Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Gözü kesti galiba size ama değil mi? Böyle bir indiririm diye gelmiştim. Belli Ben oradan anlarım. Ben de Beşiktaş tribünlerine yetiştim. O, ya. Ben o çalışanın yerinde olsam derdim ki ya bu adamın benimle bir alakası yok. Benim peşimden gelmiyor. Sizin için geliyor. Çıkın. Eğer masum olduğunuza inanıyorsanız adamın elinde mikrofon Sizin var, az var değil, kamera zaman. var. Kapıya gidip açar mısınız lütfen kapıyı? Türkiye'den aldığınız paraları biraz da <laughs> 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 Belki bir su ikram edersiniz. E, diye. Ne diyeyim başka? Sevgili şantaj ne diyeyim başka? <laughs> Tanrı misafiriyim ya. <laughs> Ama işte, Türkiye'den gel. Ben olsam açardım. Hoş geldiniz Uğur Bey. Hem böyle insanlarla ben, e, muhatap, ben yıllarca benden kaçan ve saklandıkları yerde bulduğum kişilerle röportaj yaptım. Ve dediler ki en sonunda ya biz boşuna kaçmışız. Keşke, o video... keşke kaçmasaydık dediler yani. Uğur abi yani. o video nasıl çıktı sonra? Biz o videoyu bir kısmını seyretmiştik yayınlandığında e, arena. Evet. Sonra, yıllar sonra işte bu viral olan Lütfen Kapıyı Açar Mısınız'ın tamamını yerden, seyrettik. Bir yerden çıktı. Ama ya kim çıkarız Allah razı olsun. Ya, ya öyle bir dünyada yaşıyoruz ki hiçbir şey gizli evet. kalmıyor sevgili candaş. Mutlaka bir gün her şey ortaya çıkıyor. Hakikat topallayarak tosa hedefine ulaşıyor. O davadan siz beraat ettiniz değil mi? Amerika'da çünkü o dava sürdü. Bu anlaştık. Hmm. Anlaştık. Adamın çünkü bir şey var. <laughs> Yapma Allah aşkına. Ben kapatmaya çalışıyorum, sen üstüme geliyorsun. Hayır ama yani adamcağızın bir... burnu kırıldı. Ameliyat masraflarını falan. Yani siz mi karşıladınız onu? Evet tabii. Tabii. Düştü, kırıldı yani. Nasıl düştü abi? Adam'a nasıl yani siz düşmemiş o. Yani kendi sizi düşürmeye çalışırken General Harrington kupasını <laughs> onun niyeti sizi düşürmeye çalışmakmış ama öyle olmamış. Vefalı. O barfiksleri bilmiyor demek ki. Parça parça ederim seni dedi. Ha, evet orada öyle ben bir şey de var. Dedim ki ya kardeşim lütfen gel işte ne söylersen söyle. Söz veriyorum. Hiç kesmeden yayınlayacağım. Buyur mikrofon senin. Sen olsan ne yaparsın? Anlatırsın değil mi? Onun yerine seni parça parça ederim. Derken. Önce kameramanı Kameraman çocukcağız zaten 10 kiloluk kamera ha, sırtında. Vali çocuğudur üstelik. Çok beyefendi bir çocuktur Gökhan Acun. Yani ben ona yanımda saldırtır mıyım? Zaten saldırtmamışsınız. Gördük. Koruduk kendimizi. Yani ona... Meşru müdafaa. Dayak yemek gazetecinin kaderi değildir. <laughs> Biz muhalebi çocuğu değiliz dediniz. Ya, çok iyiydi. <laughs> hayır içeride öyle doldurmuşlardır diye Uhtemelen, düşündüm. Muhtemelen biliyor musunuz galiba. Hadi aslanım öyle. koçum şu muhallebi çocuklarına geldiklerine bir pişman ediver. Derslerini veriver. Göster kendini demişlerdir. Daha sonra eline bıçak tutuşturdular. Öyle ya. mi? Cinayete azmettirdiler adamı. Ama adam tabii bir, o, siz bir dövüyorsunuz sonra kalkıp bıçak geliyor. Tabii tabii, tabii tabii. Evden eline bıçak tutuşturdular. O arada polis geliyor. O mi? arada polis geldi. Allah'tan polis gelmiş. Bana. Evet evet. Uğur abi, ben sizin hiç mesela böyle bir Kavga ettiğiniz, Bırakın kavga etmeyi böyle hani agresif halinizi bile çok görmedim. Yani ben hatırlamıyorum. Yok. Kızarsınız sakinimdir. falan filan ama. Hoşgörülüyümdür. O noktaya geldiğiniz hayatınızda başka bir şey oldu mu? Böyle bir hani o yumruğu yok, yemek yok. zorunda kalan bir durum. yani. Ama bizim ekipteki arkadaşlar çok dayak yediler. Öyle mi? Arena ekibinde. Evet. evet. Özellikle evet. E, kadın muhabir kardeşlerimize e, çok saldırılar oldu. Çok. E, Fenerbahçe konuşalım biraz? Konuşalım. Olacak mı senin şampiyon İnşallah, İnşallah. Yüzüncü yılda çok büyük hedeflerimiz var. Hem basketbolda, hem futbolda, hem de diğer branşlarda mümkün olan bütün şampiyonlukları almak istiyor Fenerbahçe. Kararlı ve azimli bir şekilde o hedefe doğru ilerliyoruz. Cumhuriyetin Feneri olarak bu yüzüncü yılda iz bırakmak hepimizin ortak dileği ve duygusu, tam bir birlik ve bütünlük içinde. Bu sene Fenerbahçe biraz daha yani başkan da çok daha deneyimli. Daha bence süreçleri de iyi okuyor. Daha da konsantre gibi sanki şampiyonlar. Çok. 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 Camiada durum nasıl? Çok iyi. Gayet Siz iyi. Siz Yüksek Divan Kurulu Başkanısınız. E, gayet iyi. Çünkü Cesus gibi hakikaten bir bilge, futbol bilgesi diyelim. Bir otorite. Çok büyük bir karizma. Evet. Futbolcuların çok saygı duyduğu mesela bu Ener Valencia'yı yeniden yarattı adam. Dünya Kupası'nda da bayağı... Tabii tabi. tabii. Bu akşam ne oldu bilmiyorum. 1-1'de en son maç. Gol attı mı? Bilmiyorum. Sakatlanacak diye ödüm kopuyor. Allah korusun. Ödüm kopuyor çünkü maçlardan sonra hemen buz paketi geliyor. Hmm. Dizine konuyor falan. Diz çok kritik bir yer. İnşallah bir şey olmadan dönerler. Ee, şeye nasıl karar verdiniz abi? Yani Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olmaya ve sonuçta seçildiniz seçileceğiniz de zaten belliydi ama. Çünkü kulüp işine girmek özellikle gazete için çok zor. Yani ben mesela kulübe girdiğim zaman, ben tabii yöneticilik yaptım. Bayağı Twitter adresini falan kapadım. Çünkü her söylediğiniz Fenerbahçe ile eşleştiriyor. Oysa hani bir gazetecisiniz, kendi görüşünüz var ama. Yok, Yüksek Divan Kurulu icracı bir organ değil. Değil, evet. Yönetim bütün icraatı yapıyor. Yüksek Divan Kurulu adeta senato gibi. Yani... Üyeliği en az 25 yıl. bulan yaşam deneyimleri zengin bilgi birikimi yüksek bir senato gibi değerlendirmek lazım yüksek divan kurulunu tavsiye makamı ve öneri makamı dolayısıyla günlük politikanın içinde değiliz biz günlük politikanın dışındayız. Benim gazetecilik faaliyetimi engelleyecek bir görevde, bir konumda değil. Fenerbahçe'ye gönül verdiğim için e, bu işi severek e, üstlendim ve iyi de yaptığımı inanıyorum. Yani karar, iyi kararımı, iyi ki o, bu kararı vermişim diye değerlendiriyorum. E, Stadın ismi. Yani takdir tabii ki Yüksek Divan Kurulu'nun değerli üyelerinindir. E, bizi sonuçta e, seçen onlar hakkımızdaki kararı ve hükmü de onlar verirler. Ama ee, elimden geldiğince uğraşıyorum. Siz geçenlerde Twitter hesabınızdan e, açıkladınız. Fenerbahçe Stadı'nın 100. yılda adını Atatürk Stadı olarak değiştirileceğini. Evet. Şimdi geçenlerde e, Fenerbahçe e, 1907 derneği 30. yılını kutladı. Derneğin kurucuları e, Mustafa Koç, Ali Koç e, yani Fenerbahçe'ye gerçekten çok gönül vermiş olan değerlerimiz ve onlar iş insanlarından oluşan saygın iş insanlarından oluşan bir üye portföyüne de sahipler. 30. yılı kutlanırken Fenerbahçe 1907 derneğinin başkanı Rıfat Berahya 100. yılda, Cumhuriyet'in 100. yılda stadyumumuzun adının Atatürk Stadyumu olarak yeniden değerlendirilmesinin çok yararlı olacağını bir öneri olarak dile getirdi. Bunun üzerine bir sürü saçma sapan komplo teorisi ortaya atıldı. Onlar üzerinde durmak istemiyorum. Çünkü saçma e, akıl dışı e, söylemler. Ama çok büyük bir destek geldi. Muazzam bir destek geldi. Yani benim attığım tweet e, 3 milyon görüntülenmiş. Düşünebiliyor musun? Ama bu o, o gece ilk kez dile getirilmiş bir söylem değil. Başkanımız Sayın Ali Koç'un da ifade ettiği gibi daha önce Yüksek Divan Kurulu toplantılarında e, önerilmiş stadyumumuzun isminin Atatürk Stadyumu olarak yeniden tescil edilmesi dolayısıyla bu yıl 100. yıl olduğundan e, herhalde en uygun e, zamanlama bu yıl olacaktır diye düşünüyorlar ve bunun da 29 Ekim'de e, yapılmasının ve e, genel kurul kararıyla yani bütün Fenerbahçelilerin Oyuyla, desteğiyle kararlaştırılmasının çok yerinde olacağını değerlendiriyorlar. Ben de katılıyorum. Ama 29 Ekim'de mi olur? Daha önce 23 Nisan'da mı olur? 19 Mayıs'ta mı olur? Ben 23 Nisanda da olursa çok sevinirim. Ne kadar önce koyarsak o kadar iyi olur diye düşünüyorum. Çok yakışır Fenerbahçe'ye. Muazzam destek var, muazzam. Yani Galatasaraylılardan, Beşiktaşlardan, Trabzonlardan, yurdun her bir yanından e, alkışlarla destek geliyor. Keşke yapmasaydım dediğiniz bir haber var mı? Hayır, yok. Yanlış yaptığınız, düşündüğünüz bir haber e var mı? Şöyle, e, <laughs> bilerek yaptığım bir yanlış yok. Asla. Hassasiyetim bak, şöyle izah edeyim. Selim Edes diye bir hmm. müteahhit vardı. Özal döneminde. O da e, bezmenler gibi e, medyanın gündemindeydi. Biz de onunla ilgili bir haber yapıyoruz. Gece, yayından bir gece önce ben montaja gittim. Montajda haberi seyrettim. Selim Edis'in alt çocuğu olduğu bilgisi geçiyordu haberde. O anda reaksiyon vermemiş. Eve geldim. Gece saat 01. Eve geldim. Yattım. Birdenbire düşündüm. Ya bu genç bir insan. Altı tane çocuğu olamaz. Bunda büyük bir hata var. Tekrar kalktım. Giyindim. Arabama atladım. Taksim'de bir yerde montaj yapıyorduk. Vipsaş vardır Taksim'de. Vipsaş'a geldim. Çocuklara dedim çıkartın bunu. Üç çocuğu var. Üç çocuk olarak yazın dedim. Ya bekle ertesi sabah bekle değil mi? Akşama kadar vakit var. Çıkartırsın. Uykunu falan e, bir yana atıp... ...koşturmanın gitmenin ne alemi var? Ben bu kadar hassasımdır. Cevap hakkına son derece saygılıyımdır. Ha... ...şu olabilir... ...belki kantarın topuzunu kaçırdığımız... ...zamanlar olmuştur. Haberler olmuştur ama iftira, efendim yalan haber, kişilik haklarına saldırı, aile, çoluk çocuk asla böyle şeyler bizde olamaz. Asla olamaz. Yalnız bizde sansür de yoktur. Ben bütün çalıştığım yerlerde ekiplerime şunu söyledim. Arkadaşlar benimle ilgili belgeli bir şey bulursanız dört dörtlük hazırlayın ben ekranda göreyim derdim. Türkiye'nin bu döneminde sansür mü otosansür mü daha baskın sizce diyorlar? Otosansür. sansür. Öyle bir nokta ki tabi Tabii tabii tabii. tabii. Ve en tehlikelisi bu. En berbat sansür otosansürdür biliyorsun. Sizin de bazen kendinize otosansür uyguladığınız anlar oluyor mu? İtiraf edeyim ki oluyor. Oluyor. Niçin e, olmasın insanız hepimiz. Şeye siz de çağrıldınız. Ee, en son Türkiye'nin yüzyılı galiba. Türkiye evet. yüzyılı mı? Evet. Ankara'da evet. AK Parti'nin yapıyor. Siz de oraya evet. çağrıldınız. Ee, enteresan bir şey yaptılar AK Parti tarafı. Evet. Daha önce davet etmedikleri evet. bir, bazı konularda hem fikir olmadıkları gazetecileri de davet ettiler. Evet ettiler. Siz... Bir başlangıç olarak ben onu olumlu bir adım e, olarak değerlendirdim ama soru soramayacağım bir yerde. Yani televizyondan seyretmekle, Orada bulunmanın fark etmeyeceği bir etkinlikte ne işim var diye düşündüm. Ve ondan dolayı gitmedim. Eğer soru sorma özgürlüğü tanınmış olsa, hakkı tanınmış olsa. Ben SMA'lı çocukları kurtarabilmek için devletin bu SMA'lı bebeklerin, yavrularımızın, ailelerinin internet köşelerinde, sosyal medya köşelerinde, Twitter odalarında, avuç açmalarının önüne geçilmesini Sayın Cumhurbaşkanı'ndan özellikle rica edecek ve devletin bu tedavileri üstlenmesinin hakkaniyet yaratacağına yönelik düşüncelerimi paylaşacaktım. Eğer oraya katılarak bir semalı bebeğin ölümüne mani olsam, onun yaşamasını sağlayabileceğimi bilmiş olsam gene giderdim. Ee, hepimizin merak ettiği ve çok e, sizden cevabını beklediği bir soru var. Uğur Dündar televizyonlarda yok. Evet. Ee, Sözcü'de yazıyor ama televizyonlarda yok. Evet. Ee, ben size olan tekliflerin bazılarını da biliyorum. <laughs> söyle söyle. Ama ne zaman Uğur Dündara seyircisi kavuşacak? Az sonra. <laughs> <laughs> dem, 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 dem. yeni yılda inşallah. Öyle mi? Evet. Yeni yılda yeni bir televizyon kanalı mı yoksa yeni bir televizyon kanalı Dijitalde tabii. mi yoksa e... Bak burası çok güzel mesela. Ha, güzel. Beni kaldı. alır mısın işe? Estağfurullah abi. İş yani bu şey gibi oldu. 90'ları siz bilirsiniz sorusu <laughs> gibi oldu. Orada bir kardeşimiz <laughs> size sormuştu ya. Uğur ben burayı ol... çok sevdim. Beni e alır mısın burdurda. Estağfurullah işe? Allah, benim ne demek ben yani siz beni alın. Ya yani sizin gittiğiniz yer sizindir Uğur abi. Siz bizi alın oraya bizim. Haddimiz değil sizin bir yere Gidemediğin aldım. yer senin değil. <laughs> benim hayatımda unutamadığım sözlerden biri budur biliyor musun? 1970'li yılların başı ve ben sadece İstanbul'u bilen, Tekirdağ ve Çanakkale'den başka Türkiye'de hiçbir yeri görmemiş bir televizyoncu olarak Ankara'da göreve başlar başlamaz Hakkari'ye gitmek istedim. Yani en uzak yere ve karlı bir kış günü Vandan e, uçaktan indik, karayolları araçları bizi aldı, dört çekeriz, ayrıca zincir var. Zap vadisinden geliyoruz, İki defa Zap vadisine kayma tehlikesi atlattık. Ona rağmen tipiye rağmen yer yer pişmanlık duygularım da içimden geçti, uğur ne işim vardı bu zorlu koşullarda buraya niçin geldin diye de düşündüm ama bir yere geldik duvarda gidemediğin yer senin değildir yazıyor. Ali Rıfat Paşa'nın sözü karayollarının kurucusu. O söz içime oturdu. İyi ki gelmişim dedim. Orası karayolları misafirhanesiydi Hakkari'de. Gidemediğin yer senin değildir kardeşim. Gideceksin. Yılbaşından sonra Uğur Dündar tekrar televizyonlarda. İnşallah. İnşallah. Bizim de bir projemiz var bu arada. Sen ne varım? Ben de sizinle abi her zaman. Sağ ol, i̇yi çok iyi teşekkürler. Bizi çok ol. mutlu ettiniz, şeref verdiniz Sağ gerçekten. Ol. Estağfurullah. bana Bazen reklamları kaçırdık kusura bakmasın rejideki arkadaşlarımızdan. Evet, yıllar evet. evet. sonra konuk etmek, röportaj yapmak benim için çok heyecan vericiydi. Bu bir başlangıç olsun, siz bundan sonra az önce konuştuğumda yılda bir kere misafir etmek isteriz. Tabii, yani senin tarihi eserlere olan saygını bildiğim için e, kıramam seni. <laughs> Müjde abi aradı biraz önce. Müjde tabii de ellerinden öpüyorum. <laughs> Ee, ekran başında ise eğer hala Müjdat Geze'de çok selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. ben, ben de. Ee, teşekkür ediyoruz Uğur abi. Sağ olun. Biz kapanışta size bırakayım isterseniz. Yok rica ederim. O senin görevin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Az önce konuştum bitti. Önümüzdeki hafta siz de çok seversiniz. Şahan geliyor. Aa, evet. Çok sevgilerim Şahan ilet. Gökbakar canlı yayında az önce konuştuğumda konuğumuz olacak. Biz yine aynı saatte buradayız. Cep telefonları için mucize batarya Deji. Az önce konuştuğumuz sundu.